Qarabağda ortaq mərkəzə aid binanın inşası, eyni zamanda mərkəzin fəaliyyətə başlaması üçün Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan arasında işlər davam etdirilir. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirilən Nazirliyin 2021-ci il büdcəsinin müzakirəsi zamanı belə bir açıqlama edib. Hulusi Akar Azərbaycan Prezidenti və xalqına təşəkkür edib. Azərbaycan, Ermənistan tərəfindən gerçəkləşdirilən saldırıları durdurmaq ve topraklarını işgalden kurtarmak için artık yeter diyerek harekete geçmiştir. Tek vatan harekat planını uygulamaya başlamıştır. 44 gün devam eden ancak muhtemelen 44 yıl ve sonrasında konuşulacak zaferle sonuçlanan harekat ile Azerbaycan'ın öz toprakları Ermenistan işgalinden kurtarılmış ve 10 Kasım'da ateşkes yürürlüğe girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin ile ateşkesin şartları ve kalıcı olması konusunda görüşmeler yaparak ateşkes anlaşmasına gerekli katkı sağlamışlardır. Bu çerçevede 11 Kasım'da bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetim için oluşturulacak Türk-Rus ortak merkezine ilişkin mutabakat zaptı iki ülke savunma bakanları tarafından imzalanmıştır. Mütakiben Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik tezkereyi kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye, Azerbaycan, Rusya arasında çalışmalar devam etmektedir. Bildiğiniz üzere Azerbaycan, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım yerine Şuşa Zaferi'nin kazanıldığı 8 Kasım'ı milli bayram günü olarak ilan etmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Böylece Azerbaycan iki devlet, tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanında olmaya devam edecektir.